Merhaba herkese, iyi haftalar. Günlük kırık. Şimdi bir arkadaşımız istemiş, yazmış. Ben normalde BIST 100 dışı hisseleri biliyorsunuz, üyelere özel yayınlıyorum. Yani her zaman yayınlamıyorum BIST 100 dışı hisseleri. Onun için katıl butonuna tıklayıp ücretli üye olmanız gerekiyor. O da işte aylık 5 TL bir ücreti var. Bunun sebebi de aslında hani yayınlamak istememem BIST 100 dışında, ama Yunsa olduğu için. Tabii Yunsa borsanın önemli bir firmasıdır. Onun için bunu açık yayınlıyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşımız bir makine satışından bahsetmiş, ama ben onun detaylarına vakıf değilim. Bilmiyorum böyle bir şey var mı yok mu, ne var ne yok bilmiyorum. Temel analizde böyle her hissede en azından çok ilgi alanım değil. Yani 450 tane hisse oldu aşağı yukarı, 440 tane falan. Bunlara tek tek ilgilenemem. Bakan kimse bakamaz öyle bir şeye. Dediğim gibi hikayeyi bilmiyorum. Sadece görsel olarak, görsel yatırımcılık ilkesine göre değerlendirebiliriz teknik anlamda. Ya bir destek çizmişim. En son videoyu ne zaman yaptım? İnanın onu da hatırlamıyorum. Çok uzun süre önce yapmışımdır yaptıysam. 11.40 civarlarında. Önce onu gördüm. Yani oraya bir destek çizmişim. Bir direnç alanıymış. Eski kırdı. Bu destek alanında tekrar tutunduğunu görüyorum. Yunsa'nın. Şimdi kötü bir, yani işte düşüş akımı devam ediyor tabii. Ona itirazım yok. Ama en azından buradaki tutunma ve tepki kıymetli. Niye kıymetli? Yani gidin şimdi Ağustos ayına. Aynı yerde Ağustos ayında tekrar tutulmuş, tekrar bir müşteri çıkmış kağıda. Dolayısıyla iyi kötü burada bir tepki alması bence önemli. Tabii tepki zayıf mı? Zayıf. Ona hiç itirazım yok. 8 direncinde takılmış. 8 direnci şu an 12.10'da. Orada takıldığını görüyorum. Üstüne atarsa 8 üstlenin, bu çok da dik bir düşüş momentumunda, yani böyle az buçuk bir düşüş değil bu. 20 liradan 10 liraya kadar, değil mi? Yanlış şey yapmayayım, söylemeyeyim, 10-35, 10 lira da işte, yani 20 liranın biraz üstünden 10 liraya kadar %50'sini geri almış. Ne olmuş da böyle haraç mevzuat satılmış bilmiyorum. Haber akışında bilen, yani etki eden bir şey varsa rica ediyorum. Benim öğrenmem için değil, benim öğrenmem önemli değil de gelip videoyu izleyenler görsün diye yazarsa iyi olur. Bu neyden dolayı bu kadar 150 geri almış? Dolayısıyla şimdi 12-10 üstüne çıkarsa 8 kırılmış olur. Üstel 8. Bakın üstel 8'i hiç kıramamış. En kısa vadede düş akımını o şekillendiriyor şu an. 22 Mart'tan beri altında. Bu ne demek? Üstel 8'in altında olması her geçen gün hisse bir önceki 8 işlem gününden daha düşük bir seviyede yer alıyor. Yani bu kadar basit matematiği bu işin. Satılıyor, yani satılmaya devam ediyor. Üstünde kapatırsa o zaman bir 13-20 civarında bir, en azından bir temas olur. Orada bir bakmak lazım. 13-20 kırılıyor mu, kırılmıyor mu, üstünde kapanış alıyor mu hisse. Yani durum ne, momentum ne, alım ne, hacim ne. Bunlar önemli. Bunlara bakmak lazım orada. Bu işlemler hacimsiz. Yani şu 8 gün üstlerine kadar yaptığı işlemler çok da açıkçası hacimli işlemler değil. Hacimsiz olması tabii bir tarafından bir sorun. Onu da söyleyeyim. Yani bir alışveriş olacak ki hisse yukarı doğru bir yön değiştirecek. Artan bir hacimle. Aranması gereken de bu. En nihayetinde tabii yukarıda 50 gün var. Her şey kırılırsa 15.84'te 50 gün ortalaması. Orası da önem taşır. Geldiği yerde tabii bir tepki alanıymış. 22 RSI'den tepki vermiş. Şu an 33 RSI'da. RSI çok yüksek bir alanda değil. 50'ler, 60'lar. 50'nin en azından şöyle bir tabloda 50'nin üstü kıymetli olur. MACD'ye baktığımız zaman o da kıpkırmızı. Bütün histogramı boyamış. Biraz işte yataylık var. Şu 2-3 gün o göstergelere en azından bir yataylık sağladığını görüyoruz. Ama zayıf bölgedeler. Yani MACD olarak da o da çok zayıf bir bölgede. -1.19'da normalde dönüş beklenir. MACD açısından geçmişe bakarsanız tabii böyle bir düşün yükselişin de tabii örneği yok. Onu da söyleyeyim. Ne yükselişin doğru düzgün böyle bir örneği var, ne düşüşün böyle bir örneği var. Yine yani normalde dönüş beklenen, dediğim gibi hem RSI hem MACD şeyinden alırsanız, şimdi bu önemlidir. Mesela şu alanı yakaladınız, dip dip dip, normalde diyorum. Dip dip, yani 3 tanesi de dip. Kitabi olarak bakarsanız buralardan tabii bir yukarı tepki daha güçlü. Biraz daha yukarı yönlü kısa vade bir boğa piyasası beklenir. Ama işte olmuyor. Olmadı mı olmuyor. Ona da yapacak bir şey yok. Hani sol tarafta baktığınız zaman hep olmuş benzer şeyler. Yine de hani olmuyor derken olmayacak anlamına gelmesin. O yüzden o seviyeleri takip etmek lazım. Söylenecek başka bir şey yok. Yunsa için. Şöyle bir hani grafiğine bakarsak, biraz daha uzun vade bakarsak, hani
bütün alanların desteklerin kırılması halinde burada 9 civarının biraz önce de söyledim galiba biraz daha majör bir destek haline almasını beklerim açıkçası. 950 civarlarının en kötü halde beklenebilir. Söylenecek başka bir şey yok. Unuttuğum herhalde bir şey yoktur. Herkese iyi akşamlar. Köyü iyi de şey vermiş bu arada. Temettü de 82 kuruş. Brüt. Çok da kötü bir temettü değil. Yani fiyat biraz şu an 11 liradayken yüzdesi olarak %7'ye 8'e gelir. Yani bizim borsa için kötü bir temettü sayılmaz. Herkese iyi akşamlar.